Hadi o zaman. Bu gece. Bu gece? Evet. Ya ne güzel tesadüf oldu. Baş başa yemek yiyoruz. Hadi. Ne yaptı bu saat acaba ya? O Lara Çiyan'ıyla. Ben de burada Cem'le mahsur kaldım. Cem. Efendim? Ben bir telefonla konuşup geliyorum. Burada konuş. Özel. Özel. Hı hı. Sen devam et, ben hemen geliyorum. Peki. Aa, bir dakika ya. Ben niye bunu görüntülü aramıyorum ki? Ay, Serpil'i göreceğim. Bakalım ne yapıyor ben siz oralarda o ya. İşte bu, işte bunlar. Tamam. Alara. Yasemin arıyor. E arasın. Arasın da seninle birlikte aynı odada kaldığımızı bilmiyor. E ne yapayım yani Sarp? Ya ben Yasemin'le konuşurken sen banyoda beklesen olur mu? Ay yok artık. Bak hadi Alara lütfen. Yasemin'in ne kadar kıskanç bir kız olduğunu biliyorsun. Çok sağ ol ya. Allah Allah niye açmıyor bu ya? Işığımı da aldım o kadar. Nasılsın bir tanem? Ay iyiyim, iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Ya ben ne güzel düşündüm bu görüntülü konuşma işini ya. Seni şimdiden özledim biliyor musun? Ay ben de çok özledim Sarp. Sen neredesin? Ben neredeyim? Ben şeydeyim. Neredesin? Neredeyim? Ben işte... Ay Sarpcığım beni yemeğe getirdi ya. Ne? Evet ama şey yani öyle müşterilerle yani baş başa değil müşterilerle bir iş yemeğine getirdi. Ya ne müşterisi bu ya? Bilmiyorum ki. Ya senin bilmediğin yerde ne işin var o zaman? Niye gittin? Ya işte Cem deyince öyle işte işle alakalı gel dedi falan ben de gittim. Ya sen Cem'in her dediğini yapmak zorunda mısın? Hayır da ne bileyim öyle bir an boşluğuma geldi işte Sarp. Hayır diyebilirsin biliyorsun değil mi Yasemin? Ya biliyorum aşkım biliyorum da işte öyle boş bir anıma geldi ne yapayım. Hem zaten kalkacağız şimdi toplantı bitti gidiyoruz. Ne toplantısıymış bu? İşte şey Ar-Ge, otomotiv, motor falan öyle araba şeyleri ne bileyim ben anlamaya çalışıyorum işte. Neyse konu değil konu şey sen göstersin etrafı ben seni çok özledim bakayım neredesin ne yapıyorsun etrafa bakayım bir. Şey ya bakıp ne yapacaksın ki yani normal. Otel odası işte yani. Sıradan otel odası. Başka bir şey yok yani. Sarp merak ediyorum. Gösterir misin? Tamam, tamam. Dur. Ay ne güzelmiş ya. Yani işte. Ama tek kişi için biraz fazla büyük değil mi? O Alara nerede kalıyor? Alara cadısı. Şey. Onunki koridorun sonunda. Zaten biz onunla şey dedik. Sonra görüşürüz deyip ayrıldık. Ha tamam. Ayrı kalın mümkünse ayrı kalın. Sarp. Ne sesiydi o? Kimin sesi o? Sarp gel. Çok acıyor benim. Kalkamıyorum gel. Sarp bana cevap versene. Kimin sesi o? Ha? Sen Alara ile aynı odada mı kalıyorsun? Yasemin bak. Sandığın gibi değil. Sandığım gibi değil öyle mi? Sandığım gibi değil. Hoşça kal Sarp. Sandığım gibi değil diyor ya. Canı acıyormuş orada onun. Sarp. Of ya of. Geliyorum Alara geliyorum.
Ne oldu sana? Çok kötü, ayağım kaydı, düştüm. Çok acıyor benim, kalkamıyorum. Tamam, gel. Aa! Tamam, yok bir şey. Gel hadi, gel. Aa! Yavaş, iyi misin? İyi misin? Gel. Çok acıyor. Gel şu yatağa bir oturtalım seni. Yasemin, ne oluyor, ne oldu? Ay. Bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Sen niye sinirlendin? Böyle şarap içmezdin. Sen bu Alara'yla Sarp'ın Sapanca'da aynı odada kaldığını biliyor muydun? Ne? Nasıl? Bizim Sarp'la Alara beraber mi kalıyor? Benim bundan haberim yok. Bunlar iyice abarttı bak Yasemin. Böyle şey olur mu ya? Ben onları iş için oraya yolluyorum. Bizim şirkette böyle şeyler hiç hoş karşılanmaz bak. Ben geldiklerinde ikisine de bunun hesabını soracağım. Değil mi ya? Değil mi? Sor. Hesabını sor. Böyle bir şey karşılanamaz ya. Böyle bir şey hoş karşılanamaz. Ben karşılayamam. Sen sakın karşılama yani. Tamam mı? Sakın hoş karşılama. Çünkü ben gerçekten... Yasemin tamam da ama böyle içilmez bu. Çarpar seni. Sen ayrıca sana ne ki? Sana ne? Ne kadar güzel söyledin ya. Bana ne değil mi? Bana ne ya? O ne kadar güzel bir laf ya. Ben onu buraya böyle dövme yaptırayım. Bana ne? Değil mi? Bana ne? Hadi gel. Bana ne ya için? Bize ne için?